Evet, haftalık burçlarımıza başlıyoruz. Koç burcu. Ya bu dönem aşk hayatları ile ilgili biraz kararsız, biraz mıy mıy, biraz uyuz bir dönem yaşıyorlar. Çünkü duygusal olarak şu ara kendi içlerinde çok karmaşık yaşadıkları için koç burçları. Bu ara koçlarla sevgiliyseniz üstüne gitmeyin. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Ama bu hafta geçtikten sonra daha rahat, daha keyifli bir dönem yaşayacak koç burçları. Onların da bu dönem işleriyle ilgili beklediği yenilik, yenilenmesini istediği bir evrakla ilgili atamasıyla ilgili beklediği kağıdı yakın döneminde elinde koç burçların. Bir de kendisiyle ilgili son zamanlarda boyun ağrısı, ellerde uyuşma gibi bir sorun olabilir koç burçlarının. O yüzden daha çok kafalarındaki kaygıları, endişeleri bırakacak koç burçları biraz sağlığına dikkat edecek, biraz dengeli hareket sergileyecekler. Bu haftadan sonra ev alımı ya da bir işle ilgili yeni anlaşmanın sevincini yaşayacaklar. Boğa burçları evlerinde tadilat, yenilik, yeni iş kurma, yeni bir düzen evresine girdikleri için kovalar bu ara üstüne gitmiyoruz. Aşk kafasından geçtiler, yeni yuva, yeni düzen, yeni oluşum evresine girdiler ve çözmesi gereken miras sorunları var boğa burçlarının. Bu Mayıs'a kadar ne çözeceklerse çözmüş olacaklar. Hatta kendi değişimleriyle ilgili yer, şehir değişiklikleri düşünceleri var. Mesela İstanbul'da yaşıyorsa Bodrum'a gidecek boğa burçları. O yüzden bunlar da yeni bir oluşum, yeni bir evlilikleri güzel, ilişkileri güzel. Hatta ilişkisi size bile boğa burçları bu hafta yeni bir ilişkiye başlama haftası olacak. İkizler eğitim, ticaret, ne yapacakları ile ilgili kararsız bir hafta yaşayacak bu ikizlerimiz. Çünkü kendi önlerinde planları, eksik eğitimlerini, eksik ticari zekalarını ön plana çıkartıyorlar. Bir dahaki hafta bunlarla ilgili büyük bir oluşum ve aydınlık yaşanacak. İkizlerde de son zamanlarda ayak burkulması, kemik ağrısı, kemik hassasiyeti olabilir. İkizler burcu sağlık konusunda biraz daha dikkat etmeli. Ama bu hafta iş kapılarının hızlı açılması, hatta duygusal olarak da bu ara minnoş havaları var. Sakin ilişki, sakin duygusallık, sakin özel hayat, romantik diz boyu bir süreç yaşayacaklar. Yengeç burçları, para takıntısı, ciddi anlamda geçtiğimiz haftalarda yaptığı paraları tekrar yerine toparlatma, hanesini iyileştirme, güçlenme ve evlilik kararı verdiği bir haftaya giriş yaptı yengeç burçları. Ve onların da son zamanlarda boyun fıtığı, bel fıtığı sıkıntıları ya da mide krampları söz konusu olabilir yengeç burçlarının. Hastalık konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Ay tutulması Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç için biraz duygusal anlamda ay tutulması onları biraz duygusal, hüzünlü, ağlaç, anne babaya bireylerine kitlenme dönemleri yaşıyorlar genel olarak ama yengeç burçları da duygusallıkları had safhada, yenilik ve iyi şeylere başlangıç. Aslan burçlarının ay tutulması duygusallıklarıyla alakalı bir durumu var. Mesela çok romantik, ağlak, ufacık bir şeye ağlayan bir nokta yaşayabilir. Yengeçlere bu ara çok fazla emir etmeyin, üstüne gitmeyin. Çünkü aslanlara bu ara çok emir yapmayın, üstüne gitmeyin. Aslanlar ay tutulmasını feci anlamda yaşıyorlar. O yüzden onlara minnoş minnoş, duygu yüklü, güzel güzel mesajlar, atarlı mesajlar yapmayın. Sakin sakin, isteklerinizi sakin sakin dile getirirseniz aslanlar yatırım planları da var ama bu hafta duygusal. Onların üstüne gitmeyiz çünkü ay tutulması en çok onlar kitlendi. Başak burçları. Onların bu hafta kendilerine mezar alma, toprak yatırımı yapma, gelecekle ilgili kaygıları, yatırımlarını öbür dünyaya da yoğunlaştırdığı bir Başak haftası yaşıyor Başak burçları. Çünkü onlar için yatırım hem bu dünyada hem öbür dünya kafasında oldukları için Başak burçlara bu hafta mezar alalım. İşte efendime söyleyeyim yaşadığımız evi tamir ettirelim, köye yerleşelim ve işlerle ilgili de yeni büyük inşaat projeleri ya da kafalarında evleriyle ilgili inşaata verme gibi düşünceleri olabilir. Ve iş konuları ile ilgili de beklediği bir atama ya da yükseliş ya da işiyle ilgili beklediği güzel anlaşmalar olumlu sürece gelecek. Teraziler dengeyi kaybettiler. Dengesizliği had safhada yaşıyor terazi burçları bu hafta. O yüzden terazilerin iş hayatı da dengesiz, aşk hayatı da dengesiz, ilişki hayatı da dengesiz. Bu hafta böyle yatağın içine kafayı koyup yorgan, televizyon ellerinde saatlerce uyku modunda para bile düşünmek istiyorlar. O yüzden düşünmek istemiyorum. O yüzden terazi burçlar için mümkün olduğu kadar üstüne gitmiyorsunuz. Akrep,
para hesabı, kazanç, düzen ve plan program içerisine girdiler. Tatil planları var, kayak yapma planları var. O yüzden akrep ailesiyle, düzeniyle verimli bir haftaya girdiler. Parayla ilgili de planlarını gerçekleştirecek. Hatta onların şans kapıları açıldı. Şans oyunu, bereket oyunu, sayısal vesaire şeyler oynayabilirler. Bu dönem uğurlu rakamları da 7 gözüküyor akreplerin. Bu hafta bu 7'ler üzerinde yoğun bir tempo. Bir de bunların ailesinde anne ya da baba sağlık problemi, hatta ölecek korkusu var ama alakası yok, kimse ölüm bölüm yaşamayacak. Bir ameliyat evresi olacak akrep burçları hanesinde, genel aile hanesinde. Sonu sevinç yaşanacak, sevinç yaşanacak. Yay burçları seyahat, yolculuk, kafa planları içerisinde, hatta onlar şu an kayak modundalar ya da köy evinde şömine içerisinde mum yakma modlarındalar. Keyifleri had safhada bu yay burçlarının. Onlar çok güzel iki büyük anlaşma yaptılar. O yüzden keyfini çıkartıyorlar. Sevgilisine evlenme teklif edebilir. Evliliği kötüyse iyileşme haftasına giriyorlar. Yaylar mutlu bir düzene giriş yaptı. Oğlak burçları ay tutulmasına acayip etkilendi. Hüngür hüngür ağlama modlarındalar. Yani işe gitmek istemiyorlar ama iş çok yoğun ve onlar yeni mekan, yeni oluşum, yeni hayırlı süreçlere imza attılar. Ama ay tutulması onları acayip derecede etkiledikleri için aileye değer verme, anne, baba, eş, çoluk, çocukla vakit geçirmek istiyorlar. Onlarda kısa kısa tatiller var. Onların da şu dönem kalp ritim bozukluğu ya da kalpte bir sıkıntı yaşayabilir, nefes almakta zorlanabilir, nefesle ilgili sıkıntı yaşayabilir oğlak burçları. Dikkat etsinler. Kovalar sakin bir ay tutulması yaşıyor. Çünkü kovalar hırslı ve başarı dönemi, Ocak ayının başından beri girdikleri için yeni iş anlaşması yaptılar, yeni ortaklık yaptılar ve yeni işe girdiler. O yüzden hayırlı bir haftaya geçiş, daha iyi haftalar olacak. Onların da son zamanlarda düşme özellikleri var. Kova burçları ufacık bir şeyle düşüyorlar. Bu ara düşme dikkatlerine ya da araba kullanırken dikkat etmesi gerekiyor. Algı ve psikolojik olarak biraz yorgun bir haftalar ama mutlu haftasına girdi kova burçları. Balık burçları inanılmaz derecede sinirli, gergin, huzursuz. Yani mutluyken bile huzursuzluk yapıyor. Balık burcuyla sevgili seyiriniz, sesinizi kesin, bekleyin sakinleşmesini. O ne zaman espri yaparsa siz de espri yapın. Çünkü balıkların üstüne gitmeyin bu hafta. Aile gerginliği, ilişki gerginliği, iş gerginliği ve gelecek ile ilgili planlarında gecikme olursa mutsuz olacağı ile ilgili kaygılar yaşıyor. O yüzden balık burçlarını sevelim, sayalım, saygı duyalım. Onlar kariyer formatlı, para formatlı, huzur formatlı. Onlarda da göz problemi var bu ara. Gözlük kullanma ihtimali çok yüksek. Gözlük kullanacak. Göz doktoruna gidilmesi gerekiyor balık burçlarının. Evet, bu hafta ay tutulması var 31 Aralık'ta. O yüzden hepimizde bir huzursuzluk, bir mutsuzluk olabilir. Ama her şey iyi olacak, her şey güzel olacak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.